Evet, merhabalar herkese, selamlar arkadaşlar, iyi pazarlar, hoş geldiniz. Dün yayın atamadım, soran arkadaşlarım olmuş, yakından takip ediliyoruz, farkındayım. Çok teşekkür ediyorum ayrıca ilginiz, alakanız için. Biraz yoğundum, işlerim vardı, yetiştiremedim. Bu arada işte aşımı da oldum, onu da hemen araya sıkıştırayım. BioNTech soranlar oluyor ne oldu diye. BioNTech aşısı oldum, güzel geçti, bana göre iyiydi. Etki yaptı mı diye soranlar var, malum herkes çok merak ediyor çünkü hani aşıda da çünkü epey bir hızlı gitmeye başladık artık. Çok hızlı bir aşılama sürecine girdik. Bu çok iyi bir şey. Bu demektir ki biz artık bunu hani böyle Temmuz, Ağustos hakikaten epey bir aşılama yapmış olacağız. Hatta Eylül'e kadar üniversite öğrencilerine geleceği konusunda baya hani böyle açıklamalar var. Bu gerçekten çok iyi. Özellikle turizm açısından baktığınız zaman inşallah yakın zamanda işte bunların hepsini halleder. Biz de böyle Avrupa gibi ya da işte Amerika gibi böyle maskeleri atıp rahat rahat dolaşırız. Aşı bende ne yaptı? Aşı biraz böyle hastayım gibi bir şey yarattı. Yani hafif böyle bir ateşim varmış gibi aslında. Sanki hafif bir soğuk algınlığı varmış gibi, vücut kırgınlığıymış. Bende böyle bir etki yaptı. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. 24 saat içinde de geçti. Yani bu aslında aşının işe yaradığını gösteriyor bana göre. Şimdi evet. Sizi tabii ki bu haftayı konuşacağız şimdi. Bu önemli bir konu. Yarın 14 Haziran Joe Biden, Amerika Başkanı Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ikili NATO zirvesinde görüşmesi olacak. Yani yüz yüze bir görüşme olduğu için oldukça önemli arkadaşlar. Bundan bahsediyoruz zaten son hani yaptığım bütün yayınlar içerisinde bütün hani hep bundan bahsettik. Zaten piyasa bunu yaklaşık bir haftadır fiyatlamaya başladı zaten. Bakın fiyatlamaya başladı piyasa. Şimdi hemen bu hafta ayrıca 17 Haziran Merkez Bankası toplantısı var. Şöyle bir hızlıca hemen konuya giriyorum hiç uzatmadan. Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la yapacağı bu ikili görüşme, yüz yüze yapılacak bu görüşme çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü Biden koltuğa oturduktan sonra yaklaşık 5 ay geçti ve bu 5 aylık süre içerisinde sadece ve sadece bundan 2 ay önce hatırlayacaksınız telefonla bir görüşme olmuştu ve o telefon görüşmesinden sonra da maalesef sözde soykırım, sözde Ermeni soykırımı diye bir cümle açıklama yapmıştı. Öyle söyleyelim. Yani telefon görüşmesinden hemen sonra yapılmıştı. Ama yüzde bir görüşme olmamıştı. Bu o nedenle çok önemli. Yani Biden'ın bu kadar aylar sonra bizimle yüz yüze görüşüyor olması çok önemli. Çünkü masada önemli problemler var. Amerika ile gerilimlerimiz var. Sadece S-400'ler yok. Tabii ki S-400'ler çok önemli, oldukça önemli ama sadece onlar yok. Bir davamız var. Orada devam eden Doğu Akdeniz meselemiz var. Suriye meselemiz var. NATO zirvesi olduğu için ve hatırlayacaksınız geçen hani konu bilmiyorum ben detayda verdim mi vermedim tam hatırlayamadım ama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken bu adam hani göreve geldiğinden beri Biden'la beraber çok ağzından böyle hayırlı şeyler çıkmıyor açıkçası. Geçen günde işte sözde müttefikimiz, sözde işte NATO müttefiki diye bahsediyor. Hani üzerimize düşeni yapmıyoruz gibi bir şeyler söylemiş filan. Neticede hani epey bir gerilim var. Epey bir halledilmesi, konuşulması gereken konular var aslına bakarsanız. Bunların hepsi masada ne kadarı görüşecek, ne şekilde anlaşma yapılacak bilmiyorum. Hani biz neler yapacağız, ne gibi karşılıklı tavizler verecek. Bunların hepsi oldukça önemli. Fakat piyasa son bir haftadır dolara baktığınız zaman 8.80'den 8.39'lara kadar geldi. Yani piyasa aslında şunu bekliyor. Bu bir anlaşma, bir şekilde bir el sıkışılacak, bir şekilde bir anlaşma olacak. Dolayısıyla da kur bunu aslında son bir haftadır fiyatladı. Bunu söyleyelim. Yani bu kadar düşüşün sebebi dolar kurunda 8.39'lara kadar gelmesinin sebebi tamamen NATO'nun çok iyi geçeceği ve NATO zirvesinde daha doğrusu Biden'la yapılacak görüşme neticesinde arkadaşlar her şeyin iyi olacağı, güzel olacağı, anlaşılacağı, el sıkışacağı ve bunu da doların da, dolar kurunda bunu son bir hafta içerisinde fiyatlaması. Bu nedenle zaten dolarda geri çekilme gördü. Yine borsa tarafına baktığımız zaman da borsa tarafında da bakın içeride yabancı olmadığı halde hatta 4 Haziran haftasında yine bir ciddi bir yabancı çıkış da olmuştu. Artık hani böyle yabancı minimum seviyelerde içeride. Ona rağmen işte ufak ufak böyle kendi içimizde de olsa küçük yükselişler gösteriyor. Yani böyle biraz hani
hani borsa tarafında da bir umut var bir şekilde. Neden? Neden? Şimdi şu nedenle arkadaşlar. Şimdi diyelim ki masada evet bütün bu meseleler var bahsettik. Diyelim ki bir anlaşma yapıldı. Bu ne demek? Aslında bu bizim en büyük risklerimizden bir tanesi nedir? Jeopolitik risklerden bahsediyoruz. İşte malum jeopolitik riskler. Amerika ile, Suriye ile, komşularımızla, özellikle işte NATO ülkesi olmamızda, özellikle S-400 konusu, işte Rusya ilişkileri filan filan. Yani bir sürü bizim işte şey var, Doğu Akdeniz meselesi var, Kıbrıs'ta, Yunanistan'da. Yani biz dört koldan biliyorsunuz bulunduğumuz konum itibariyle aynı zamanda NATO ülkesi olduğumuz için de bir sürü şeyimiz var. Jeopolitik riskler taşıyoruz aynı zamanda ve bir sürü de gerilimlerimiz oluyor. Diyelim ki biz bunu burada hallettik. Bir şekilde el sıkıştık. Bir şekilde jeopolitik risklerimizin birçoğunu diyelim ki anlaşarak bir kenara koyduk ya da bertaraf ettik. Öyle söyleyeyim size daha doğru olur. Peki işimiz çözülecek mi kısmına baktığımız zaman? Şimdi bizim aslında meselemiz neydi? İç cebimizde para yoktu. Yani kasada para yok. Aslında hani biz bunu konuşuyoruz. Hani biliyorsunuz Merkez Bankası'nın rezervlerinin yetersiz olması, eksiğe düşmesi, işte turizmin maalesef başlayamaması, bu aşılamada çok geç kalmamız. Dolayısıyla içeride yabancı turistin olmaması, dışarıdan paranın gelemiyor olması. Burada biz bizeyiz. Yani hemen hemen Naci Ağbal Mart ayında gitti. Mart'tan beri biz bizeyiz. Yani epey bir kaybımız var. Dolayısıyla hani diyelim ki biz bir anlaşma yaptık. Evet, jeopolitik riskleri belki bir kenara bırakıyoruz. O iş tarafı diyelim ki her iyi niyetle düşünüyorum. Hallettik. Ama kasada para yok arkadaşlar. Şimdi kur 8.39'lara geldi. Bundan sonra daha fazla çekilir mi? Şimdi çekilmesinin şöyle söyleyeyim. Yani piyasa bunu fiyatladı dedik mi? Evet, fiyatladı. İkinci aşama şu olacak. Yarın zaten bu görüşmeden çok büyük bir ihtimalle her iki taraftan da yapılacak açıklama şu olacak. Çok büyük bir ihtimalle çok iyi geçti. Çok iyi geçti. Uzlaştık, anlaştık gibi bir şey çıkacak. Kurda bir parça daha geri çekilme olabilir. Ama çok böyle 8'lerin altına ya da hatta şöyle söyleyeyim. Yani hani zaten bunu fiyatladığına göre taş çatlasa hani 8.30, 8.20, 8.29 o civarı falan gelebilir diye düşünüyorum. 8.20 bandına gelir taş çatlasa. Çok 8.25'lerin altına düşeceğini sanmıyorum. Ama hani ki ufak tefek oynayabilir. Çok da hani böyle size net bir şeyler de vermek istemiyorum ama. Önemli olan şu, dolar kurunda daha fazla çekilebilmesi için, daha fazla çekilme olması için içeri sıcak paranın gelmesi gerekiyor. Yani bize sıcak para gelecek mi? Eğer sıcak para gelirse, bu anlaşma sonrası musluklar açılırsa, bize de yabancı para akmaya başlarsa, Naci Ağbal dönemiyle biraz hani böyle örnek olsun diye veriyorum size, hatırlayacaksınız. Borsada biraz daha yukarı gidiş bekleyebiliriz. İçeride kurda biraz daha geri çekilme bekleyebiliriz. Ama bu geri çekilme, çok büyük bir geri çekilme beklemeyin. Yani böyle çok abuk sabuk rakamlar telaffuz ediliyor. Onları böyle yazıyorsunuz, yazanlar var. Yazıyorsunuz demeyelim de. Yazanlar oluyor, gülüyorum, kusura bakmayın. Yani bir daha hani mümkün değil o kadar aşağılara gelmesi. Yani ne kadar aşağıya gelecek olan, hani gerçekten para gelirse ve gelecek olan paranın miktarına göre tabii bu değişir. Ama ben kurum böyle çok 8'lerin altında bir yerlerde sabit, çok hani uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Hani gelir 8'lerin altına, eğer sıcak para gelir ise bu anlaşmadan sonra biraz gelir ama bunun da geçici bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar sadece geçici çözümler. Yani benim meselemi tam olarak çözmüyor. Yani yabancı çünkü buraya geliyor, istediği zaman da gittiği zaman çok büyük zarar veriyor. Yani bunu 2 ayda bir, 2 ayda bir yaşıyor zaten. Dolayısıyla diyelim ki kur düştü, geldi 8'lerin biraz da hatta altına geldi, 7.90'ları örneği diyelim ki gördü. Burada belli bir süre takılır. 3 aşağı bir aşağı bir yukarı yapar, gider gelir ama burada uzun süre kalamaz arkadaşlar. Uzun süre aşağıya inemez. Uzun süre yukarıda çıkamaz. Dolayısıyla bir şekilde biraz bekler, park eder, öyle diyelim, hani öyle denir ya, yani biraz para buraya park eder, ondan sonra tekrar gider. Dolayısıyla hani dolarınız var, ne yapacaksınız, işte altınız var, ne yapacaksınız, siz karar verin. Yarınki zirveyi bir görelim zaten, ondan sonra bir açıklamalar yapılsın, ondan sonra hani muhtemelen bunlar olacak, öyle söyleyeyim size. Yapılan açıklamadan sonra, yani piyasa dediğim gibi iyi bir açıklama bekliyor. Şimdi tabii işin altın tarafı neden önemli? Gram altında. Çünkü dolar aşağı geldikçe altın da düşüyor. Gram altında düşüyor. Yani kura bağlı. Dolayısıyla hani altıncıların da bunu da buradan, doları da takip ediyor olması lazım. Şimdi gelelim
Yabancı, evet yani işte biraz içeriği anlatıyorum. Bugün çok fazla şeye çıkmayacağım, yani dışarı gitmeyeceğim. Zaten piyasalar kapalı. Şimdi arkadaşlar, bu dönem biraz böyle, hani öyle bir dönem olur ise yabancı para gelmesiydi falan, yaz dönemi biraz böyle nefes alma, bir aspirin tedavisi olarak görülebilir. Ama uzun vadede dediğim gibi paranın burada park edip tekrardan kaçıp gidecektir diye çok uzun süre, ya da söyle söyleyeyim, çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Şimdi işin altın tarafına gelecek olursak arkadaşlar, altın da maalesef, maalesef diyorum, neden? Çünkü neden olması gerekenler olmadı. Yani Amerika'da bir enflasyon açıklanıyor, düşünün. Amerika'da bir 13 yılın zirvesi bir enflasyon açıklanıyor, %5. Adamların faizine bakıyorsunuz, 0, 0,25 arası, yani doğrusu faiz yok ama enflasyon %5. Ondan sonra bir bakıyorsunuz tahvil faizleri 1.60, 1.70, 1.80 liraya doğru, 1.75, 1.78'leri bile görmüştü. Bir bakıyorsunuz orada bile tık yok, aşağıya iniyor. Enteresan, o da aşağı iniyor. Her şey yani olması gerektiği gibi hareket etmiyor. Ons da cevap veremiyor altında, burada yükselmesi gerekirken yükselmiyor. Sadece yükselen, sadece giden borsa oluyor. O kadar enteresan. Yani hani olmaması gereken bir şey. Bu böyle hani çok kurallara, matematiğe, bu işin matematiğine uygun bir şey değil. Yani siz enflasyon böyle rekor düzeyde çıkıyor, faizini sıfırlarda. Ondan sonra ama borsa coşuyor gidiyor filan. Böyle değişik bir şey. Yani altının yukarı gitmesi gereken tam tersini burada borsanın coştuğunu. Neden? Çünkü piyasa arkadaşlar, yani piyasa para ya da sermaye bunun böyle olmasını istiyor. Yani manipüle ediliyor bu, hani bu böyle, yani bu bir bir daha iki. Bu nedenle her zaman kurallar birebir işlemiyor. Bu böyle olmalı ama böyle de olmayabiliyor. Sadece matematikte, sadece kitap bilgisiyle arkadaşlar bu iş ilerlemez, gitmez. Ben bu işi çok iyi biliyorum. İşte ben işte bu işin kitabını bitirdim, bilmem ne, işte kitaba uymuyor. Uymuyor kitaba. Neden? Çünkü piyasa bunun böyle olmasını istiyor. Çünkü borsalar o kadar şişti ki, borsalar patlarsa, büyük patlar, şu anda patlatmak istemiyorlar. Normalde Fed faiz artırmayacağım, artıracağım ama şimdi değil diyor. Yani 2021, 22, 23 falan işaret ediyor. Yani bakın bizde durum, hani düşünün, azıcık böyle işte enflasyon yükseliyor, vay işte faiz de artırmamız lazım filan filan oluyoruz. %5 fark var yani, düşünün, yani buradan yola çıkın ne durumda olduğumuzu. Şu anda böyle olmasını istiyorlar. Yani borsa tarafında işlerin iyiye gitmesini, borsanın şişerek devam etmesini istiyorlar. Çünkü likidite de bol bir şekilde, hani bu şekilde bunun böyle olmasını istiyorlar. Dolayısıyla altın tarafına baktığımız zaman, ons tarafında 1877 dolar. Burada bence şu saatten sonra biraz Amerika 10 yıllıklarını çok yakından takip edeceğiz. Amerika 10 yıllık tahvil faizleri aşağı geldiğinde, ki aşağılarda, ona rağmen ons tarafına baktığımız zaman olması gereken yerde değil, ama hızlı bir yükseliş olur ise orada işte onsun biraz daha aşağı geldiğini görebiliriz. Ama buralarda kalır ise yine bir aşağı, bir ileri, iki ileri, bir geri şeklinde onsun yavaş yavaş tekrar işte 1900-1900 doların üzerine atacağını görebiliriz. Yani altında bana şunu sormayın arkadaşlar. Altın ne olacak? Şimdi altında olması gerekenler olsaydı şu anda onsun 1900 doları aşması lazımdı. 1940 dolar, 1950 dolarları konuşuyor olmamız gerekiyor. Hatta 2000'i falan görüyor olması lazımdı. Ama görmüyor. Gördürtmüyorlar. Çünkü böyle olmasını istemiyorlar. Yani ne diyeyim? Bu bir süre daha böyle gidecek. Ne zamana kadar? Bunların canı ne zaman istiyorsa, biz de verileri takip ediyoruz. Şu anda bence ilk etapta Amerika 10 yıllık tahvil faizleri yakından takip ediyor olacağız. Çünkü o da epey bir aşağıya geldi. Şu anda her şey borsaya yarıyormuş gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi yarın tekrar bunu konuşuruz. Çok üzerinde durmak istemiyorum şu anda. Yani söyleyeceklerim aslında bundan ibaret. Ve 17 Haziran bu hafta Merkez Bankası toplantısı olacak. Biz faizi artıracak mıyız? Azaltacak mıyız? Düşürecek miyiz? Pas mı geçeceğiz filan. Bunun 17 Haziran'da kararını vereceğiz. Şimdi Merkez Bankası ile ilgili detaylı konuşmayı da yarınki videoya bırakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü onu da anlatacak olursam video epey bir uzamış olacağı için kısa video istiyorsunuz. Ben de 10-15 dakikayı, 10 dakika bile çok şey oluyor. Yani
çok zor oluyor 10 dakika video yapmak. Dolayısıyla hani mümkün mertebe en azından maksimum 15-18 dakikaları geçmemeye çalışıyorum. Evet, çok iyi bakın kendinize efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.